Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Aselsan hiç beklenmedik bir anda yeni bir sistemi envantere kazandırmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine adı bile daha önceden duyurulmadan giren bu sistem Aselsan Sancak'tan başkası değil. Sancak bir elektronik harp sistemi. Türkiye bildiğiniz gibi son dönemlerde bu elektronik harp mevzusuna kafayı takmış durumda ve oldukça başarılı işlere imza atıyor. Daha önce de yine Aselsan sayesinde birçok başarılı projeyi görüp deneyimleme şansına sahip olduk. Aylar öncesinde envantere almış olduğumuz Aselsan Sancak hakkında dünyanın önde gelen basın yayın kuruluşlarında dikkat çekici analizler yayınlandı. Ama benim asıl dikkatimi çeken Amerika kökenli dünyaca ünlü savunma haberleri yayınlayan Defense News'in ve Rus basınlarının yaptığı paylaşımlar oldu. Defense News'te yayınlanan haberde Aselsan'ın yerli ve milli bir şekilde üretilip envantere katmış olduğu Sancak elektronik harp sisteminin üstün kabiliyetleri bir bir tüm dünyaya tanıtıldı. Bahse konu yayında Sancak sisteminin yerden, havadan ve yakın mesafeden dik yayabildiği dalgalar sayesinde hedef unsurlara ait cihazların sinyallerini oldukça başarılı bir şekilde bozabildiğine ve gerek birimler gerekse sistemler arası iletişimi kusursuz bir şekilde karıştırabildiğine dikkat çekildi. Hatta bizzat şu tanım Defense News'te çıkan haberde yer alıyor. Sistem, yüksek frekansa sahip bu cihazlara elektronik olarak zarar verme ya da hedefi bloke etmeye odaklı. Bu şekilde hedef cihazda yanlış bilgi transferi oluşturarak dost birliklerin taktik sahada avantaj elde etmesi sağlanıyor. Baktığımız zaman Aselsan Sancak sistemi sadece tek bir araç üzerine monte edilmiş şekilde kullanılmakta. Bu sayede en zorlu şartlarda dahi yüksek hareket kabiliyetine sahip olan sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne oldukça etkili bir kuvvet çarpanı etkisi sağlamakta. Tekrardan Defense News'in haberine geri dönecek olursak, yine aynı yazıda Türkiye'nin daha öncesinde Suriye ve Libya'da gerçekleştirmiş olduğu harekatlarda yerli ve milli üretimi olan birçok elektronik harp sistemini yoğun olarak kullandığı ve dünyada başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Türk SİHA'larını bu elektronik harp sistemlerine entegre bir şekilde kullanarak bu alanda büyük başarılar kazandığı ifade ediliyor. Türkiye'nin elektronik harp sistemlerinin üzerine neden bu kadar düştüğünü anlamamız için sizlere genel olarak elektronik savaş hakkında bilgi vermek istiyorum. Elektronik savaş veya elektronik harp, askeri terminolojiye radyo dalgalarının kullanımı ve bir ordunun taktik teknolojik üstünlüğünün savaşın sonucunda belirleyici rol oynamaya başlamasıyla girmiş bir harp terimidir. Genel olarak çeşitli tekniklerin kullanımı ile elektromanyetik tayfın düşman güçlerince kullanımını tamamen engellerken, bir taraftan dost güçlerce kullanımını askeri amaçlara en uygun şekilde azami yararı sağlayacak hale getirmeyi hedefler. Elektronik savaş kendi içinde 3 ana bölümde incelenebilir. Bunlar elektronik destek, elektronik saldırı ve elektronik savunmadır. Elektronik destek, elektromanyetik tayfın pasif olarak kullanımı ile savaş bölgesindeki dost ve düşman ünitelerinin konumları, hareket yönleri, hızları, ateş güçleri, kendi aralarındaki haberleşmenin içeriği gibi taktik açıdan önemli, zaman kritik istihbarat verilerinin düşmanın yaydığı sinyallerin yakalanıp analiz edilmesi yolu ile edinilerek güvenli kanallardan ilgili komuta kontrol veya harp birimlerine aktarılmasından oluşur. Bu istihbarat karargah veya siyasal düzeyinde makro stratejik kararların alınmasında rol alabileceği gibi savaş alanında anlık taktik seçimlerde saldırının yönü ve gücünün belirlenmesi, savunma kademelerinin organizasyonu ve derinliğinin kararlaştırılması gibi ünite düzeyinde de kullanılabilir. Elektronik destek genellikle pasif olarak icra edildiği ve herhangi bir elektromanyetik iz yaratılmadığı için bu aktiviteler düşman güçleri tarafından da fark edilemez. Bu tip pasif elektronik istihbarat faaliyetleri hemen hemen tüm ülkeler tarafından savaş olsun veya olmasın, komşuları ve potansiyel tehlikeler hakkında önceden bilgi sahibi olmak için sürekli olarak devam ettirilmektedir. Elektronik saldırı, askeri güç ve teknolojik altyapı kullanılarak düşman güçlerinin radyo dalgaları ve radar frekans bandı başta olmak üzere elektromanyetik tayfı kullanmalarının engellenmesi, bu surette seyir-i sefer, hedef tespit, takip, telekomünikasyon ve istihbarat paylaşım yeteneklerinin azaltılması, komuta zincirini oluşturan halkaların birbiriyle elektronik haberleşmesinin engellenmesidir. Elektronik saldırı aktif veya pasif olarak icra edilebilir. Aktif elektronik saldırıya yüksek güçte ve düşmanın da kullandığı frekans aralığını kapsayacak şekilde parazit radyo yayını yapılması suretiyle düşman telsiz haberleşmesinin karıştırılması, aynı frekans bandında elektronik veya beşeri dezenformasyona yönelik yayınlar yapılmasıyla düşman radyo, istihbarat operatörlerinin veya radar alıcıları, transponder istasyonu gibi elektronik aygıtların yanıltılması, özellikle hava araçlarında yaygın olarak kullanılmaya başlanan aktif dalga iptal yöntemleri ve elektromanyetik impuls bombası kullanımı örnek verilebilir. Elektronik savunma ise dost ve müttefik güçlerin elektronik teçhizat, araç, haberleşme, altyapı, ateş gücü ve karargahlarının düşman unsurların elektronik saldırılarından korunmasıdır. Elektronik savunma ayrıca dost kuvvetlerin kendi elektronik saldırı metotlarından korunması için de icra edilir. Aktif elektronik savunma teknikleri arasında frekans atlamalı geniş spektrum askeri telsizler gibi bazı ekipmanın değişen elektronik harp koşullarına göre teknik modifikasyonu örnek verilebilir. Pasif elektronik savunma biçimleri arasında ise özellikle operatör personelin günün koşullarına ve düşmanın kullanabileceği olası yöntemlere karşı eğitimi başrol oynamaktadır. Elektronik karşı tedbir ekipmanı elektronik savunma kategorisinde değerlendirilir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.